Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü'nün sıfır atık projesi kapsamında kullanılmayan düğmelere tasarım ile hayat vermek için düzenlediği düğme tasarım yarışması, Piyaza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Düğmelere tasarım ile hayat vermek için düzenlenen düğme tasarım yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Canlı yayın bağlantısıyla ekranlara gelen sıfır atık projesi renkli görüntülere sahne oldu. Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü tarafından sıfır atık projesi kapsamında güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Hayalle iliklenen düğmeler projesi. Bu proje kapsamında dereceye girenlere ödülleri verildi. Biz de bu renkli anları sizler için ekranlara getiriyoruz. Olgunlaşma Enstitüsü Müdüresi Mutlu Aslan Türk Aksu Haber'e proje hakkında bilgi verdi. Atmadan önce bir daha düşün sloganını yaygınlaştırmaya çalıştık. Son noktayı Büyükşehir Belediye'mize hayırsever bir esnafımızın bağışladığı bir ton düğmenin hayata tekrar kazandırılmasıyla ilgili tasarımlar yapılması noktasında koyduk. Bu yılki bu eğitim öğretim yılının son noktasını. Bu çalışma için desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli valimizin eşleri Ruhan Hanımefendi'ye, düğme sponsorumuz olan Büyükşehir Belediye'mize ve ödül sponsorumuz olan Müsiyat Kahramanmaraş'a ve Websan firmamıza huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Müsiyat Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu projeye destek verdiklerine vurgu yaptı. Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü'ne çok teşekkür ediyorum başkanımıza. Çok teşekkür ediyorum. Sıfır atık kampanyası ile ilgili çok güzel bir proje başlatmışlar. Gerçekten ben çok etkilendim. Güzel bir çalışma olmuş. Biz de müsiyat olarak inşallah bundan sonra bu projelerin devamını hep istiyoruz, bekliyoruz. Müsiyat olarak her türlü katkıyı da burada sağlamak istiyoruz diyorum ben. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Akgüncü, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Burada katkı sağlayan, destek veren tüm bizim sivil toplum kuruluşlarımıza, belediyemize ben teşekkür ediyorum. Amacımız sıfır atığı geri hayatın içerisinde kullanıp değerlendirmek. Bu projenin en önemli dikkat çeken kısmının orasının olmasını düşünüyoruz. Vali Özkan'ın eşi Doktor Ruhan Özkan, Olgunlaşma Enstitüsü'nün sunduğu bu projeyi tebrik etti. Geri dönüştürülebilecek pek çok farklı kategorideki ürünleri hanım elinin değmesi sonucunda ortaya çıkan ürünleri görmek üzere geldik. Hatta küçük bir yarışma tarzında yapılmış ve bugün dereceye giren hanımefendilere ödülleri de verildi. Burada amaç geri dönüşüme karşı olan farkındalığı artırmak. Bu konuda Olgunlaşma Enstitüsü'nün sunmuş olduğu bu emek için kendilerine teşekkür ediyorum. Onlara sponsor olan STK'lara, belediyemize de ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım biz Kahramanmaraş olarak sıfır atık projesinde en üst düzeylerde hızlı adımlarla ilerleyebilir ve Türkiye'ye örnek oluruz. Projeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi destek verdi.